Değerli arkadaşlar, Türkiye küresel organize suç örgütleri endeksinde 193 ülke içerisinde 14. sıraya gelmiş. 193 ülke içerisinde 14. sıraya gelmişiz. Bu tesadüfi bir şey mi? Uluslararası suç örgütlerinin, baronların, mafya babalarının hesaplaştığı kavşak noktası olmuş. Uyuşturucu ticaretinin kavşak noktası olmuş. Üstüne üstlük yetmiyormuş gibi bunlara Türkiye'de 250 bin dolar, 300 bin dolar gayrimenkul karşılığı vatandaşlık vermeye başlamışsınız. Daha yeni çıktı. Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronuna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pasaportu verilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti pasaportunu mafya babalarının ayakları altında paspas yapan bir anlayış mı? Nerede kayıp silah var? Nerede kirli ilişki var? Nerede mafyayla ilişki kuran siyasetçi var? Kararlı bir şekilde bunun üzerine gitmek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin boynunun borcudur.